اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها امين السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى على رسولنا محمد صلوات Muhterem kardeşlerim, bugün Allah izin verirse devletimizin, ülkemizin, milletimizin gündemde olan mühim bir konuyu izah etmeye çalışacağız. Tabi herkes kendi alanından değerlendirir. Biz de Bediüzzaman Hazretleri'nin zaviyesinden Ayasofya meselesini bugün açmaya, konuşmaya, tezekkür etmeye, gayret etmeye çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak anladığımızı yaşayabilmeyi nasip eylesin. Ve bu büyük zatların hisleriyle de hislenebilmeyi, onların hisleriyle bezenebilmeyi de hepimize nasip eylesin. Amin. Ayasofya Camii'nin kısa bir tarihçesini izah etmeye çalışayım. Ayasofya Camii 324 yılında inşaata başlanmış, 361 yılında da inşaatı tamamlanmış olan, ve ilk vakitlerde bütün Hristiyanlık aleminin adeta sembolü ve merkezi hükmünde olarak faaliyet gösteren bir muazzam bina. Daha sonra Sultan Fatih Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethettiğinde hem fethin sembolü olarak hem de kılıç hakkı olarak o zamanın bir adeti olan fethedilen yerin en büyük kilisesinin camiye dönüştürülme ameliyesini orada Ayasofya için e, Hz. Fatih hakkını öyle kullanıyor. Ve 1453 yılından e, 1934 yılına kadar e, burası bu mübarek mabet, bu mübarek cami, cami olarak vazifesini ifa etmiştir. Daha sonra burası e, müzeye çevrilmiş ve şimdiye kadar da bazı zamanlarda bazı vakitlerde ibadet edilmesine izin verilmiş olsa bile genel manada şu ana kadar hala orası bir yetim gibi sahipsiz bir bina gibi maalesef maneviyatsız ve Hristiyanlığa ait olan bazı figürlerin bulunduğu bir yer halinde turistlerin, ziyaretine açılan bir bina halinde iş yapıyor. Şimdi baktığımız vakit 11 asır kilise olarak kullanılmış, 6 asırda Müslümanların camisi olarak faaliyet göstermiş olan bu mübarek yapıyla alakalı Üstadımız çok güzel değerlendirmelerde bulunuyor. Bunu da sizin nazarınıza bugün arz etmek istiyoruz inşallah. Ve minallahi tevfik. Nasıl ki Mesela Ayasofya kubbesindeki taşlar eğer mimarının emrine ve sanatına tabi olmazlarsa her bir taşı mimar Sinan gibi dürgellik sanatında bir mahareti ve sair taşlara hem mahkum hem hakim olmak. Yani geliniz düşmemek, sükut etmemek için baş başa vereceğiz diye bir hüküm sahibi olması lazımdır. Öyle de binler defa Ayasofya kubbesinden daha sanatlı, daha hayretli ve hikmetli olan masnuattaki zerreler kainat ustasının emrine tabi olmazlarsa, her bir sani kainatın evsafı kadar evsafı kemal verilmesi lazım gelir. Şimdi üstadımız burada bir tevhid dersi anlatıyor. Tevhid dersi şu, eğer atomların, atomların şu anda yaptıkları mükemmel vazifeler, ondan sonra meydana getirdikleri harikulade eserler kainatın sultanı olan Cenab-ı Hakk'a verilmezse, o zaman lazım gelir ki her bir atom kendisi bir sultan gibi, kainatın bir halıkı gibi, sonsuz sıfatlara sahip olan bir ilah gibi özelliklere sahip olması lazım. Peki bunu anlatırken neyle anlatıyor? Gözümüzün gördüğü, elimizin dokunduğu Ayasofya camisiyle anlatıyor. Aslında üstadımız başka yerler de misal verebilir. Başka binalar da misal verebilir. Ama daha çok insanların nazarını her zaman Ayasofya ile canlı tutmaya üstadımız gayret etmiş. Bunu risale çok yerlerinde görüyoruz. Üstadımızın burada verdiği misal şu. Mesela Ayasofya'nın kubbesi var. Harikulade bir kubbe. Burada bulunan taşların her birisi bir mimarın eline verilmezse, ve bu mimar bunu yapmıştır, yapabilmiştir denilmezse, taşlar kendi kendine bunu yapmıştır gibi bir iddiaya birisi girişirse, o zaman lazım gelir ki her bir taş, bütün geri kalan taşlara hakimi mutlak olması lazım ki, sen şuraya, sen şuraya, sen de şuraya yerleş, ta ki bu kubbeyi sağlam bir şekilde oluşturalım demesi icap ediyor. Hem de mahkum mutlak olması gerekiyor. Çünkü başkalarına emir verirken kendisi de Emir alması icap ediyor ki bu e, bir paradoks. Yani hem emir alacak aynı e, yerlerden hem emir verecek aynı yerlere ki olmaz. Yani bir eri düşünelim. Hem çavuşa emir verir hem çavuştan emir alır böyle bir yerde kesinlikle sağlam iş çıkmaz. Üstadımız bu tevhid dersini yani şu taşların her birisi ya bir e, mimara verilecek, bir dülgere, bir usaya verilecek ta ki sağlam yapısınlar ya da böyle bir şey yapması mümkün değildir diyor. Dolayısıyla her bir atomda ya Cenab-ı Hakk'ın emriyle iş yapan bir memurdur ya da şu andaki yaptığı ya da icra ettiğini gördüğümüz işleri yapması mümkün değildir. Dolayısıyla bir tevhid dersi ama misal Ayasofya. Şimdi bir tane daha okuyalım, daha farklı bir yerden. Üstadımız bu okuyacağımız yerde aslında Hubbu Cah dediğimiz İnsanların yanında makam sahibi olma meselesini anlatıyor. Ayasofya ile hiçbir alakası yok. Ama yine burada bir mübarek cami, onsa bir ibadetgah misali veriyor. Yine verilen misal, yine seçilen yer Ayasofya'dır. Niye? Yine de insanların hangi meseleyi okursa okusun Ayasofya ile hemhal olmasını ve devamlı zihninde bir tazelik oluşturmasını üstadımız istiyor. Şimdi mesela şu. Birisi var o zamanki idarecilerden 1923'lü yıllar ve kendisi bu manada şöhretperestlik yolunda kabahat işlemeye başlıyor ve kendisini batıya, batılı insanlara, dinden uzak olan insanlara sevdirmeye gayret ediyor. Üstadımız da oturmuş, gel kardeşim diyor, gel arkadaşım diyor. Senin şu anda yaptığın yanlış, bunu burada kullanma da bu hissini, şurada kullan. Ta ki alem İslam seni alkışlasın ve senin lehinde yaptıkları bu şehadet ve alkışlama ahiretinin de işine yarasın. Sadece dünyeviler ve batıllarla bu manada bir işi yürütürsen o zaman sen doğru bir e, iş yapmış olmazsın misalini üstadımız yine Ayasofya'dan veriyor. Hubbu cah hissi eğer susturulmazsa, ve izale edilmezse, insan kalbinden bunu sökemezse, insanların nezdinde makam sahibi olmaya çalışma meselesi, yüzünü başka cihete çevirmek lazımdır. Şöyle ki, sevabı uhrevi için dualarını kazanmak niyetiyle ve hizmetin hüsnü tesiri noktasında gelecek temsildeki sırra binaen belki o hissin meşru bir ciheti bulunur. Mesela Ayasofya Camii Ehli fazıl ve Kemal'den mübarek ve muhterem zatlarla dolu olduğu bir zamanda tek tük sofada ve kapıda haylaz çocuklar ve serseri ahlaksızlar bulunup cami'nin pencerelerinin üstünde ve yakınında ecnebilerin eğlence perest seyircileri bulunsa bir adam o cami içine girip ve o cemaat içine dahil olsa eğer güzel bir saada ile şirin bir tarza, Kur'an'dan bir aşir okusa o vakit binler ehli hakatın nazarları ona döner. Hüsnü teveccühle, manevi bir dua ile o adama bir sevap kazandırırlar. Yalnız haylaz çocukların ve serseri mülhitlerin ve tek tük ecnebilerin hoşuna gitmeyecek. Şimdi burada üstadımızın verdiği ders hubbu yani insanların kalplerinde yer edinmeye çalışma gayreti. Bu yanlıştır. Ama hiç olmazsa bunu susturamıyorsan yüzünü buraya doğru çevir diyor üstadımız. Nasıl ki insandaki inadı doğru yerde kullan diyor. Nasıl ki insandaki muhabbeti yanlış yerde değil doğru yerde kullan diyor. Aynı şekilde insanların kalplerinde makam sahibi olmaya çalışmak, onların kalplerinde yer etmeye gayret etme meselesini yanlış yerde kullanma, gayrimüslimlere kullanma, ehli küfre kullanma diye zamanın idarecisine Üstadımız bu misali veriyor. Enteresan, kaderin farklı bir demek, tecellisi. Üstadımız bunu Ayasofya'yı kapatmadan 12 sene evvel e, ilgili şahsa bu manada Üstadımız ders veriyor. Demek ki hem keramet var burada yani ileride bak böyle bir yanlış da yapabileceksin. Bundan dolayı yapma sakın diye. Aynı misali orada da sanki tatbik etmek mümkün. Ama burada hubucahla alakalı meseleyi Üstadımızın ona güzelce izah ettiğini biliyoruz. Ne diyoruz üstadımız? Diyor ki, hubbu cah hissini susturamıyorsan, hiç olmazsa sevabı uhrevi için dualarını kazanmak niyetiyle ve hizmetin hüsnü tesiri noktasında e, bu misali kalbine al ve yerleştir. Muazzam bir cami var Ayasofya. Burada da ehli kemalden, ehli faziletten mübarek zatlar var. Ve bu zatlar gelmişler, Kur'an dinleyecekler, namaz kılacaklar, vaaz ve sohbet dinleyecekler. Sen diyor, o mübarek camiye girdiğin vakit güzel bir şekilde Kur'an okuyacak, sohbet yapacak, vaaz edecek bir konuma geç ki o ehli fazl ve kemal olan, o maneviyat sahibi olan, Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulları hükmünde olan o zatlar seni alkışlasın ve sana dua etsinler. Ama o caminin de etrafında cam kenarlarında, tek tük sofada, kapıda, çeşitli yerlerde de haylaz çocuklar ve ecnebi bazı insanlar var. Dal kavuk insanlar var. Sen Kur'an okusan, ehli fazl olan insanlar sana rahmet duası yapacak. Ama sen Kur'an okumayıp orada oynasan, zıplasan, raks etsen ve insanları kötülüklere sevk edecek ifadeler kullansan, o ehli fazl ve kemal olan Allah'ın sevgili kulu hükmündeki o insanlar seni sevmeyecek, senden nefret edecek ama o serseri ahlaksızları, çocukları, o dal kavukları, o frenk meşrep olan insanlar da İslamiyet'in hatalarını ve kusurlarını, eksikliğini gördükleri için onların memnuniyetini de celbetmiş olacaksın. Şimdi diyor, onların muhabbetini celbetmek mi? Yani dal kavuk ve batılı insanların yoksa Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu kulların muhabbetini ve duasını celbetmek mi? Sen akıllı bir insansın diyor. Bunu tart diyor. Bunu anlatırken aslında anlattığı hubbuca ama yine burada verdiği misal Ayasofya mübarek cami manasında. Dolayısıyla aynı şahıs daha sonra e, bu caminin, bu mübarek caminin kapanmasında da imzası olduğunu da bu manda görüyoruz. Dolayısıyla üstadımız, üstadımız burada Yine Ayasofya'yı o malum şahsa da ders veriyor bize de. Ayasofya istikbalde inşallah yine İslamiyete, yine dine, hak dine hizmet edecektir. Ne mutlu o insanlara ki bunu açsın ve burada Kur'an sohbetler, vaazlar ve Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu faaliyetler icra edilsin. İşte bu zatlar inşallah istikbalin dualarını da belki e, semavatta bulunan sekenelerin de yani melekler ve ruhanilerin de duasını celbetmeye vesile olacak. Cenab-ı Hakk'ın rızasını da kazanmaya vesile olacaklar inşallah. Ki zaten üstadımız o zamanki idarecilere, o zamanki yöneticilere 50'li yıllarda yani demokratlara, merhum Adnan Menderes hükümetine bunu da yine anlatmış, izah etmiş. Bunu da şurada görüyoruz. Emirdağ layıkası 2'de 103. mektupta çok güzel bir e, tavsiye görüyoruz. İdarecilere, alimler, faziletli insanlar, onunla beklentisiz insanların devamlı tavsiyelerde bulunması icap ediyor. Onların ayaklarının sürçmesi İslam alemine zarar getirir. Vatana, millete, devlete zarar getirir. Öyleyse bunların devamlı sağlam ve devamlı e, güzel iş yapan konumda olmaları için dünyadan beklentileri olmayan ve onlara güzel vaaz nasihatta bulunan büyük zatların, alimlerin fazlanın aralarında bulunması icap ediyor. Zaten tarih hep böyle gelmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi hem Risalet hem devlet idarelerinde doğrudan Cenab-ı Hak'tan bu gibi vahiyleri, bilgileri aldığı için belki bu manada bir ihtiyacı olmamış. Ama Hazreti Ebu Efe Bekir Efendimiz'e baktığımız vakit Allah ve Resulü demiş ve etrafındaki istişare heyeti de hepsi mutlak müştehit hükmünde olan büyük sahabeler, kudema sahabeler mesela. Hazreti Ömer Efendimiz'e baktığımız vakit hakiza, e, Hazreti Osman Efendimiz'e, Hazreti Ali Efendimiz'e baktığımız vakit bu gelenek ta şeye kadar, Osmanlı'nın son dönemine kadar devam etmiştir. Şimdi üstadımız burada zaman idarecilerine ne diyor? Emir Dalaykası ikinci cildinde geçiyor. 103. mektup. Ezan-ı Muhammed'in aleyhissalatü vesselam neşriyle demokratlar 10 derece kuvvet bulduğu gibi. 3 tane üstadımızın isteği var onlardan. Birisi Ezan-ı Muhammedi'yi aslına çevir diyor. Ve Cenab-ı Hak o mübarek zatlara Allah rahmet eylesin. İnşallah şehit hükmü dediler. Onlara nasip oluyor. 19 sene bu ülkenin minarelerinden Allahu Ekber sesleri susturulmuş. Tanrı uludur diye bu manada ifadelerle uydurma ifadelerle insanlara güya ezan okumuşlar. Ama rahmetli Menderes ve heyeti, ekibi, kabinesi geldiklerinde yaptıkları en mühim işlerin başında ezanı Muhammediyi tekrar aslına çevirmeleri. Diyor ki bunu yaptığın gibi üstadımız Ayasofya'yı 500 sene devam eden vaziyeti kutsiyesine çevirmek buna çalış diyor. Ayasofya şu anda yetimdir şu anda gariptir. Şu anda adeta tutsak vaziyetindedir. Burası bir misyon üstlenmiştir. Alem-i İslam, alem-i İslam, alemi Hristiyanlığın yani hilal haçın tasallutundaysa bunun bazı emareleri ve göstergeleri vardır. Eğer hilal onların üzerindeyse, eğer hac hilale tabi ise ve hilalin üstünlüğü varsa yine bunun da alametleri vardır. İstanbul'un fethi demek Hristiyanlığın fethi demektir. Ve bunu da Sultan Fatih Mehmet Han Hazretleri fethin sembolü hükmünde ve hilalin haça olan garibiyetinin harita bir sembolü hükmünde bu binayı camiye döndürmüş ve çevirmiştir. Şu anda Ayasofya'nın bu vaziyette bulunması, Ayasofya'nın şu anda gariban bir durumda olması, ve müze halinde olması Hristiyanlığın adeta İslamiyet'e olan galibiyetinin bir göstergesi gibi edilebiliyor. Öyle bir anlamı, öyle bir manası vardır yani. Onun için onlara ders veriyor demokratlara. Bu ülkenin sahibiysek biz, alemi İslam kendi ayakları üzerine duracak bir vaziyette olduğunu iddia ediyorsak, ilan ediyorsak biz buna gösterge lazım. Bunun bir alameti olması lazım. Bu da Ayasofya'nın 500 sene devam eden o eski cami vaziyetine tekrar döndürülmesi. Bununla beraber bir isteği şey daha var üstadımızın. Tabi onların hem ömürleri hem güçleri vefa etmemiş. Biz inanıyoruz ki hüsnü ederek söylüyoruz. Onların gücü olsaydı ya da onlardan sonra gelenle mümin olarak adettiğimiz idarecilerin gücü olmuş olsaydı muhakkak onlar Ayasofya'yı camiye döndürürlerdi. Niye? Çünkü Müslüman olan bir insanın bunu kabullenmemesi, taraftar olmaması gibi bir şey mümkün değildir. Orası ya taş yığını hükmünde ve Hristiyanlığın alametlerini barındıracak bir vaziyette müze tarzında duracak ya da burada Allah'a secde edilecek, ibadet yapılacak. 16-17 asırdır orası bir vazife icra ediyor ve bu icra ettiği vazifeyi muhakkaten şu anda ondan almışlar bu vasfeyi. Tekrar onu icra etmesini sağlayacak zatlar inşallah kutlu zatlardır diye onlara bu tavsiyeyi veriyor ama güçleri, ömürleri, imkanları yetmemiş. Bir tane daha üstadımızın talebi var onlardan, demokratlardan. Tabi bu o zamanki demokratlar ama aslında bundan sonra gelen idarecilere aynı tavsiye devam ediyor. Ve onu konuşacağız inşallah. Ve halen İslam'da çok hüsnü tesir yapan ve bu vatan ahalisine alem-i İslam'ın hüsnü teveccühünü kazandıran 28 sene mahkemelerin muzır cihetini bulamadıkları ve 5 mahkemede beraatine karar verdikleri risale resmen serbestliğini dindar demokratlar ilan etmeli. Ve bu yaraya bir nevi merhem vurmalıdırlar. Peki bunu yapsanız ne olur bu üç tane şeyi? o vakit alem İslam'ın teveccühünü kazandıkları gibi başkalarının zalimane kabahatleri onlara yüklenmez demokratlara fikrindeyim. Dindar demokratlar hususan Adnan Menderes gibi zatların hatırları için 35 seneden beri terk ettiğim siyasete 1-2 saat baktım ve bunu yazdım. Şimdi 3 tane mesele. Ey demokratlar ve bundan sonra kendisine demokrat diyen, dindar diyen idareciler. Ezan-ı Muhammedi'yi aslına çevirin, rahmetli Menderes'e nasip oldu. Risale-i Nur'un serbestisi olsun diyor. Rahmetli Menderes zamanında matbaalarda basıldı. Rahmetli Özal zamanında da kütüphanelerde bütün devlet kütüphanelerine konuldu ve resmen serbestisi tanınmış oldu. Şimdiki hükümet tarafından da Diyanetin bizzat eliyle bastırılması ve dağıtılması sağlandı ki bu vazife de elhamdülillah idarecilerimize nasip oldu. Ama daha hala Ayasofya duruyor. Rahmetli Özal zamanında hünkar mahfili denilen bir yerde bu manda namazlar, ibadetler az bir başlandı. Ama hala Ayasofya'nın kendisi cami statüsünü kazanmış değil. İnşallah yakında bu da sağlanmış olacak. Üstadımız Ayasofya'yı nasıl tavsif ediyor? Bu tavsifi okuduktan sonra bir Müslüman işte Ayasofya'yı böyle vasıflandırması lazım diye inşallah anlayacağız. 14. Şua'da üstadımızı mahkemede mesul tutmak için hazırladıkları hazırladıkları beyannamenin içerisinde var. Nedir bu? 29.8.1948 tarihli dilekçesinde üstadımızı güya mesul edecekler. Bir fikir kalbime gelmiş. Üstadımızın ifadesi buradan başlıyor. Bir fikir kalbime gelmiş. Şöyle ki, hükümet beni tam himaye ve bana yardım etmesi milletin maslahatına ve vatanın menfaatine çok lüzumlu iken beni sıkması ima, ima eder ki benimle mücadele eden gizli zındıka komitesiyle şimdi onlara iltihak eden komünist komitesinden bir kısmı ehemmiyetli resmi makamları elde ederek karşıma çıkıyorlar. Demek ki onlara iltihak etmiş olan komünist komitesinden bazıları bu mücadele eden zındıka komitesiyle beraber olmuş ve üstadı bu manada resmi makamları elde ederek üstadımızın karşısına çıkıp ezmeye çalışıyorlar. Hükümet ise ya bilmiyor ya müsaade ediyor. Kahraman bir milletin ebedi bir medarı şerefi, ve Kur'an ve cihat hizmetinde dünyada bir pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılıçlarının pek büyük ve antika bir yadigar olan Ayasofya Camii'ni puthaneye, Aa, puthane diyor. Yani dini resimler, ritüeller var orada, şekiller var orada. Dolayısıyla burası, burası cami özelliğinden, cami özelliğinden birilerinin gayretiyle çıkarmaya çalışılmış. Puthaneye çevrilmiş. Peki tekrar burayı okuyoruz. Nedir Ayasofya? Neyi ifade ediyor Ayasofya? Kahraman bir milletin Osmanlı. Ebedi bir medarı şerefi, ebedi bir şeref sebebi. Ve Kur'an ve cihat hizmetinde dünyada bir pırlanta gibi pek büyük bir nişanı, Kur'an ve iman hizmetinde de bulunduklarının en güzel bir nişanı ve alameti hükmünde olan bir pırlanta Ayasofya. Ve kılıçlarının pek büyük ve antika bir yadigarı olan, demek ki kılıçlarının da, o cihatlarının da pek büyük ve antika bir yadigarıdır Ayasofya. Peki bu Ayasofya bu kadar özelliği taşıdığı halde ne oldu? Bu Ayasofya camini puthaneye, puthaneye ve meşihat dairesini, meşihat dairesi dediği de Fetva kapısı, fetva dairesi. Onun sıra meşihat kapısı diye geçiyor, Şeyhul İslam kapısı diye geçiyor ve Osmanlı'da sadaretten sonra, başbakanlıktan sonra en yüksek makam olan Şeyhul İslamlık dediğimiz makamın olduğu bina. Bu binayı daha sonra zamanın idarecileri ne yapmışlar? İstanbul kız lisesi yapmışlar. Ne diyor üstadımız burada? kızların lisesine çeviren bir adamı sevmemek bir suç olmasına imkan var mıdır? Yani burada bir şeyi iyi anlamak lazım. Bizim şu Ayasofya'ya bakışımız nasıl olmalı? Üstad Bediüzzaman Hazretleri dindar bir zattır. Kur'an'ın talebesi olan bir zattır. Sünnetin müdafi olan bir zattır. Ben bir zatı sevmem diyor. Kim olduğu önemli değil. Şöyle bir şahsı sevmem diyor. Nedir? Yani hem ecdadımızın ebedi bir medarı şerefi olan, hem kılıç hakkı olan, hem de iman ve cihat yolunda fevkalde güzel iş yaptıklarının alameti olan, ondan sonra kılıçlarının pek büyük ve antika bir yadigarı olan Ayasofya Camii'ni puthaneye çeviren birisini sevmek bir mümine yakışmaz. Bu halde bırakmaya çalışanları da sevmiyoruz bir müslüman olarak. Peki manayı muharifiyle nedir? Bu manada çalışmayan ve Ayasofya'yı cami yapmaya gayret eden her kim varsa biz bu zatları severiz. Bu zatlara dua ederiz ve bu zatlar inşallah hem ecdadın hem de torunların da dualarına mazhar olacak zatlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Üstadımız bu Ayasofya'nın üzerine durması normal sadece böyle bir cami olarak bakmamak lazım. Burası ecdadımızı temsil eder. Ecdadımızın dine, Kur'an'a olan bağlılığını temsil eder. Ecdadımızın cihada ve kılıca ne kadar saygılı olduğunu ve onu bırakmadan alemi İslam'ın hedefi olan ilahi kelimetullahı her yere götürdüklerinin bir teminatı, bir alameti, bir göstergesidir Ayasofya. Onun için bunun tekrar camiye döndürülüp oradan Allahu Ekber, Allahu Ekber seslerinin ve nidalanın bütün dünyaya adeta işittirilmesi, bütün bu manadaki adeta e, hakarete uğramış olan şu hislerin hepsinin tekrar ecdadımıza iadesi anlamında kabul edilebilir. Bir de Üstadımız bir şey daha anlatıyor ki bu bizim nazarımızdan kaçıyor. Bunu da bir okuyayım. Hristiyan olan bazı devletleri de memnun edeceksiniz diyor idarecilere. Bunu açarsanız Ayasofya'yı tekrar cami yaparsanız normalde baktığımız vakit kesinlikle böyle bir şey olmaz. Okuyalım. Emir Dağlayıkası 2. ciltte 147. ne oldu? E, mektup. Mesela diyor ki hem demokrata ezan-ı Muhammedi gibi pek çok kuvvet vermek. Demokrata ezan-ı Muhammedi gibi pek çok kuvvet vermek. Yani bunu açarsanız çok kuvvetlenirsiniz. Her idareciye bu gider. Ve Risale-i Nur'un neşrine müsaadesi gibi çok taraftar olmak ve alem İslam'ı hatta bir kısım Hristiyan devletlerinde memnun etmek için alem İslam'ı hatta bir kısım Hristiyan devletlerinde memnun etmek için Ayasofya'yı muzahrafattan kirlerden, pisliklerden temizleyip ibadet mahalli yapmaktır. Fe subhanallah. Bu ise bu mesele için 30 sene siyaseti terk ettiğim halde bu nokta hatırı için namık gediki görmek istedim ve geldim. İçişleri Bakanı o zaman. Adnan Bey namık gedik ve tevfik ileri gibi zattan hatırı için başka yere gitmedim. Şimdi baktığımız vakit şu anda Avrupa'da, Avrupa'da Hristiyan olan ve hakikaten Hristiyanlığı da yaşamaya gayret eden ve ellerinde de kiliseleri olduğu halde işletemeyen bazı dindar Hristiyanlar bu kiliseleri ellerinden çıkarma gibi ameliyelere giriyorlar, durumlara giriyorlar. Yani bunu biz satalım diyorlar. Madem ki tabisi yok, ondan sonra aidat ödeyen yok, gelip giden yok, ibadet yapan yok, e Buraya kilit vurulacak. O zaman burayı satalım diyorlar. Ama satarken daha çok şuna dikkat ediyorlar. Diyorlar ki, eğer varsa bu manada başka bir kilise oraya satalım. E zaten yok. O zaman varsa Müslümanlardan cami için bunu kullanacaklar varsa, dennekler, vakıflar neyse bunları bulalım, onlara bir satalım. Daha ucuza satalım. Hiç olmazsa burada yine Allah'ın adı anılsın. Burada yine ibadet yapısını. Arkadaşlar şu anda yani Hristiyanlığı hakikaten yaşayan insanların buna itiraz etmesi mümkün değil. Yani burası şu anda müze olarak, muzarefet olarak durması mı? Taş yığını olarak sadece durması mı? Yoksa yapılış gayesine uygun bir şekilde kullanılması mı? Elbette bu topluluk ya da bu devlet ya da bu millet ya da bu insan siyonistleşmemişse, komünistleşmemişse dinsizleşmemişse, dinsizliği kendisine dava yapmamışsa, şu anda Ayasofya'nın camiye döndürülmesinden memnun memnun olması gayet hikmetli, gayet beklenen bir durum. Hiç olmazsa buraya secde yapılıyor. Hiç olmazsa burada ibadet yapılıyor. Hiç olmazsa burası yapılış gayet ne uygun bir şekilde kullanılıyor der yani dindarsa. Hristiyanların şu anda Avrupa'da yaptıkları gibi biz bize şahit olduk. Mesela Almanya'da bu manada Gittik Dilsburg diye bir yerde. E, oradaki medresemiz e, kiliseden medreseye döndürmüş. Burası kiliseydi. E şimdi şimdi baktılar boş. Artık kimse gelmiyor. Tabileri bitti. Burayı çomosu satalım. Kime satalım? Eğer ticaret hane olarak işletecek birisi, misal diyorum 10 milyon verse de burasını 3 milyon veren ve cami olarak kullanacak Müslümanlara verelim diyorlar. Şu anda da Ayasofya için durum bir cihetle böyle. Yani bir kısım dindar Hristiyan devletleri de bundan memnun kalacaklar. O itiraz eden devletlerin içerisinde bulunan dindar Hristiyan gruplar da bundan memnun kalacaklar. Yeter ki burası tekrar camiye döndürülsün. Ayet kelime de var. Mesela baktığımız vakit Ali İmran suresi 74. ayet Estağfurullah bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ehlel kitab, de ki ey ehli kitap, ta'alav ila kelimetin sevâin, beynene ve beynekum, sizin ve bizim aramızda bulunan ortak kelimeye geliniz. Nedir? Ella na'bude illallahe ve la bih. Biz ancak Allah'a ibadet ederiz. Ancak Allah'ı Rab olarak kabul ederiz ve ona da şirk koşmayız. Tamam. Demek ki Hristiyanlar ve bizim aramızda bu manada bir birlik noktaları var. Yani aramızdaki aramızdaki birlik noktaları La ilahe illallah'tır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Allah'ın şeriki yoktur meselesi. Bir de Maide suresinin 82. ayetinde ayet-i kerime şöyle. Estaizu billahi, bismillahirrahmanirrahim. La tecdenne eshedd ennasu adavatan lillezina amanu'l yehuda ve'llezina eshteku Yani size düşmanlıkta en şiddetli olarak Yahudileri bulacaksın onlar müşrikler Ve la tecdenne akrabahum ve sen kendine en yakın olarak bunları bulacaksın meveddeten muhabbet olarak ve yakınlık olarak lillezina amanu llezina kalu inna nasara Ve sen ve sen kendine muhabbet ve yakınlık olarak en yakın olarak bulabileceğin kişiler de biz Nasarayız, Hristiyanız diyenleri bulacaksın diyor ayet-i kerime. Bu da Maide suresi 82. ayet. Dolayısıyla baktığımız vakit üstadımızın bu ifade kullanması yani o kadar yerine oturuyor ki eğer dindarsa, eğer hakikaten Hristiyanlığı yaşamaya çalışan bir insansa, bir, bir topluluksa, bir cemaatse, bir Hristiyanlığa ait bir mezhepse ve bunlar eğer e, dinsizleşmemişlerse, elbette Ayasofya'nın şu muzahrefattan kurtulup cami statüsüne, ibadetgah e, statüsüne ve düzenine girmesi onları memnun eder, onları rahatsız etmez. Cenab-ı Hak bu manayı anlayabilmeyi nasip eylesin ve Ankara bu zaman e, Müslümanlar olarak, müminler olarak Ayasofya'da e, açıktan ve devletin de izin verdiği, müminlerin de kabullendiği bir tarzda orada beraber namaz kılabilmeyi Allah hepimize nasip eylesin. O günleri dünya gözüyle görebilmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin, müyesser eylesin. Ve bunu da açacak ve cami haline getirecek insanlardan da Allah hem dünyada hem ahirette ebediyen razı olsun inşallah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة الصلاة